Arkadaşlar merhaba. Bugün de kazanım kavrama testi 10'la beraberiz. İlk soruyla hemen başlayalım. Farkları 50 olan iki gerçek sayının kareleri toplamı en az kaç olur? Şimdi farkları 50 olacak şekilde arkadaşlar x eksi y'yi yazalım. Bizden istenen de x kare artı y karenin en az kaç olduğu. Şimdi burada y'yi karşıya atıp iki bilinmeyeni ifadeyi tek bilinmeyeni halde yazmaya çalışalım. Buradan arkadaşlar x eşittir 50 artı y olur. Ve bunu burada yerine yazarsak ifade şöyle olur. X yerine 50 artı y yazıyorum. 50 artı y'nin karesi artı y kare olur. Şu ifadeden bahsediyoruz. Yani bunu toparlayalım. Birincinin karesini açalım. Yani tam kareyi. 2500 birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı karesi 100y artı ikincinin karesi. Bir de dışarıdaki y kareyi de unutmayalım. Yani ifade son olarak 2y kare artı 100y artı 2500 oldu. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece y değişkenine bağlı bir fonksiyon oldu. Fy diyelim. Biz şimdi ne istiyorduk? Bu ifadenin en az değerini istiyorduk. Bu ikinci dereceden bir fonksiyon olduğuna göre bunun en az değeri nedir arkadaşlar? Tepe noktasının ordinatları değil mi? Kollar yukarı doğru olduğu için zaten en az istemesi gayet normal. Tepe noktasının neyini istiyoruz biz? K'sını. O zaman önce R'yi bulalım. Şimdi bu denklemin A'sı 2, B'si 100, C'si de 2500 olmak üzere arkadaşlar R'yi bir yazalım. R'nin formülü neydi? Eksi B bölü 2a. Yani eksi b'si 100'dü. A'da 2 idi. 2a 4 olur. Dolayısıyla buradan arkadaşlar eksi 25 olarak buluruz. O zaman k'yı istiyorduk. Yani k'da nasıl bulunuyordu? F r ile. Yani f eksi 25 ile. Bunu da yerine yazarsak arkadaşlar cevabımız gelecek. Hemen yazalım. 2 çarpı eksi 25'in karesi artı 100 çarpı eksi 25 artı 2500. Bakın şurası eksi 2500 yapıyor. Burası da artı 2500. Bunları birbirine götürdü. Demek cevap şurası. 25'in karesi 625 ve 2 ile de çarparsak arkadaşlar 1250 bulunur. Cevap Denizli. İkinci soruya geçelim. 50 metre yükseklikten zemine dik bir biçimde hızla yukarı doğru fırlatılan bir cismin t saniye sonra yerden yüksekliği ht fonksiyonuyla verilmektedir. Buna göre bu cisim yerden yüksekliği maksimum kaç metre olur? Arkadaşlar yine gördüğünüz gibi ikinci dereceden bir fonksiyon ve bunun yüksekliğinin en fazla olmasını soruyor. Yani yine tepe noktasının k'sını soruyor arkadaşlar bize. O zaman hemen r'yi yazalım yine önceki sorudaki gibi. Eksi b bölü 2a'dan. Burada a eksi 4 b 64 arkadaşlar ve C de 50 olmak üzere. Eksi B'miz 64'tü. A'da eksi 4 arkadaşlar 2 katı eksi 8 olur. Dolayısıyla buradan R'yi ne bulduk? Biz eksinin eksiye bölümünü artı yapalım. 8 bulduk. O zaman K'da H 8'dir. Yani fonksiyonda T gördüğüm yere 8 yazıyorum. Yazalım. Eksi 4 çarpı 8'in karesi artı 64 çarpı 8 artı 50 olur. Şimdi burada 8'in karesi de 64 arkadaşlar. 8 tane 64'ten 4 tane 64'ü çıkarırsak ne olur arkadaşlar? 4 tane 64 kalır. Artı 50'yi de unutmayalım. Evet, bu işlemi yaparsak arkadaşlar 4 kere 60 240 256 bir de 50'miz var arkadaşlar. Toplarsak 306 olarak bulunur. Cevap Bursa. Devam edelim. Bir satıcının günlük ürettiği x adet ürüne karşılık elde ettiği günlük kar kx fonksiyonu ile modellenmektedir. Buna göre fabrikanın günlük karı en fazla kaç TL olur? Evet arkadaşlar yine aynı mantıkla. Bakın burada x karenin katsayısı negatif olduğu için bu ifade kolları aşağı doğru olan bir paraboldür.
Ve bunun en fazla değerini istediği için arkadaşlar yine tepe noktasıyla alakalı bir soru. Evet, bu fabrikanın günlük karı en fazla kaç TL olur? Yine K'yı istiyor. O zaman R eşittir eksi B bölü 2A'dan eksi B ise arkadaşlar 200. A'sı da eksi 5 olduğu için 2 katı eksi 10 olur. Buradan da R'yi ne bulduk? 20 bulduk. O zaman hemen K'yı bulalım. Bu da yerine yazarak buluyoruz. Eksi 5 çarpı 20'nin karesi. Artı 200 çarpı 20 eksi 150. Evet, 20'nin karesi 400. 5 kat arkadaşlar 2000. Eksiği de unutmuyoruz. Eksi 2000. Artı 200 ile 20'yi çarparsak 4000. Eksi 150'miz de var. Burası arkadaşlar 2000 yaptı. 2000'den de 150'yi çıkarırsak cevabı 1850 olarak buluruz. Bursa. Devam edelim. Dördüncü sorudayız. Bir kafede bir fincan kahve 15 TL'den günde 50 kişiye satılmaktadır. Kafe sahibi bir fincan kahvede yaptığı her 2 TL'lik indirimde günlük müşteri sayısının 10 arttığını görüyor. Kafe sahibi günlük kahve satışından elde edeceği gelirin en fazla olması için bir fincan kahvenin fiyatını kaç TL yapmalıdır? Şimdi 15 TL'ymiş bir fincan kahve ve 50 kişiye satılıyormuş. Şimdi diyor ki yaptığı her 2 TL'lik indirimde müşteri sayısı 10 artıyor. Şimdi arkadaşlar x kere 2 TL'lik indirim yapsın. O zaman bu fiyat ne olur arkadaşlar? Bir kahve. 15 eksi 2x TL olur. Peki x tane 2 liralık indirim yapmıştı. O yüzden de gelen müşteri sayısı her x için 10 arttığı için buraya da 10x diyebiliriz. Burası da arkadaşlar ne olmuş oldu? Müşteri sayısı olmuş oldu. Peki bu satıştan elde edilen fiyat arkadaşlar bu x'in çarpımı değil mi? Evet. Buna da fx dersek bakın yine ne olmuş oldu elimizde? X'e bağlı ikinci dereceden bir denklem olmuş oldu. Şimdi bunu toparlayalım. Önce x kareyi bulalım. Şu x'in çarparsak arkadaşlar eksi 20 x kare. Şöyle devam edelim. Eksi 100 x 15 ile 10 x'i çarparsak artı 150 x ve 15 ile de 50'yi çarparsak artı 750 olur. Toparlayalım. Eksi 20 x kare artı 50 x artı 750. Evet bizim kahve satışından elde ettiğimiz fiyat fonksiyonu bu. Şimdi bir fincanın kahvenin satışını sorumuz neydi? Gelirin en fazla olması için. Yine arkadaşlar burada gelirin en fazla olması için bu sefer bakın bu fonksiyonun gelirin en fazla olması için x kaç olmalıdır diyor. Yani biz burada arkadaşlar tepe noktasının r'sini mi arıyoruz, k'sını mı? Dikkat edelim. Gelir en fazla ne olur deseydik K'yı bulacaktık. Gelirin en fazla bakın nerede? Satışından elde ettiği gelirin en fazla olabilmesi için bir fincan kahvenin fiyatı ne olmalıdır? Yani biz burada R'yi bulacağız. Şimdi arkadaşlar R eksi B bölü 2A'ydı. Eksi 50 bölü 2A ne yapar arkadaşlar? A eksi 20 olduğu için bunun 2 katı eksi 40 olur. Eksiler ve sıfırları atalım. Demek ki arkadaşlar bizim 5 bölü 4'müş R'miz. Yani bu günlük kahve satışından elde edeceği gelirin en fazla olması için fincanın kahve fiyatının ne olmalıdır? Evet, x yerine arkadaşlar bunu yazıp bir kahvenin fiyatını buradan bulabiliriz. O zaman cevabımız 15 eksi 2x olacağı için bunu da şimdi yerine yazarsak 15 eksi 2 çarpı 5 bölü 4. Burada 2 ile 4'ü sadeleştirelim.
5 bölü 2 olur. Yani 15 eksi 5 bölü 2 2,5'tur. 15'ten de 2,5'ü çıkarırsak arkadaşlar 12,5 TL olmalı olarak bulduk. Denizli. Devam edelim. Yukarıda bir GSM operatörünün internet kullanımına göre müşterilerinden aldığı ücretin grafiği verilmiştir. Buna göre 45 GB internet kullanan bir müşteri kaç TL öder? Şimdi grafiği incelersek arkadaşlar 15 GB'a kadar 60 TL ödüyormuş. Ondan sonra da şöyle doğrusal olarak artan bir fonksiyon var. Bizden istediler arkadaşlar 45 GB. Bunu isterseniz şöyle geometrik olarak çözebiliriz. 45 GB burada. Şimdi arkadaşlar fonksiyonu şöyle biraz uzatalım. 45 GB'ın da geldiği yeri şöyle işaretleyelim. Ve buradaki biz ücreti istiyoruz. Buna da x diyelim. Şimdi bunu geometride nasıl çözeriz? Benzerlikle. Şurayı uzatalım arkadaşlar isterseniz. Şimdi şu mesafe 5. O zaman şuraya 5 diyelim. 45'ten 20 çıkarırsak burası da 25 oldu. Evet. Peki bu mesafe nedir arkadaşlar? 120'den 60 çıkarsak 60 oldu. O zaman burası 60. Ve şu mesafeyi bu mesafeye de A diyelim. En sonunda bu A'yı bulup 60'ı da ekleyip eksi bulacağız. Şimdi burada şöyle bir benzerlik yaparsak 5'in tamamına oranı yani 5 bölü tamamı ne oluyor arkadaşlar? 30 eşittir 60'ın A'ya oranı. Evet, A burada cevap değil yalnız. Bakın şuraya A dedik. X bunun tamamı. Burası A. Burası 60. O zaman X A artı 60 oluyor. Dikkat. Evet, buradan şimdi A'yı bulalım. Sadeleştirerek gidelim isterseniz. 5'e bölersem 1, 5'e bölersem 6 olur. Dolayısıyla A buradan arkadaşlar ne çıktı? 6 kere 6, 36, 360 çıktı. O zaman x ne oluyor arkadaşlar? 360 artı 60'dan 420 olarak bulunur. Bursa. Devam edelim. Evet. Yorum sorusu. Şekildeki havuz birim zamanda sabit miktarda su akıtan bir muslukla doldurulmaktadır. Buna göre havuzun suyunun yüksekliğinin zamana göre değişimini gösteren grafik aşağı yukarıdan hangisi olabilir? Şimdi havuza baktığımız zaman arkadaşlar alt tarafı geniş ve bir yerden sonra dar olmuş. Dolayısıyla sabit hızda da aktığı için arkadaşlar önce yavaş yükselir, değil mi? Önce yavaş yükselir. Yükseklik daha sonra hızlı yükselmeye başlar. Yani kabaca şöyle diyebiliriz. Yavaş yavaş yükseliyor. Sonra belli bir yerden sonra arkadaşlar havuz daraldığı için hızlı yükselmeye başlıyor. O zaman bu grafik şekildeki gibi olabilir. Yani hangisi benziyor buna? Adına benziyor. Devam edelim. Yine bir yorum sorusu. Yukarıdaki grafik boş bir kaba sabit hız ve miktarda akan suyun yüksekliğinin zamana göre değişimini göstermektedir. Buna göre bu kap aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar önce yüksekliğe bakın çok yavaş artıyor. Bakın mesela şurada şuna 1 desek, 2 desek, 3 desek mesela. 1'deken zaman birinci saatteki yükseklik arkadaşlar şurası. İkinci saatteki yükseklik bakın çok az. Bu önceki soruda da demiştik. Yükseklik ne zaman az yükselir arkadaşlar? Kabın geniş olduğu yerlerde. Demek ki bu ilk başlarda kap geniş başlıyormuş. Peki sonra ne oluyor? Belli bir yerden sonra bakın. Birden çok yükselmeye başlıyor. Üçüncü saatteki yükseklik burası. H3 diyelim buna. Ama dördüncü saatteki yükseklik arkadaşlar. Bakın H4. Burada az artarken sonlara doğru çok artmış. Demek ki bu kap arkadaşlar tabanı geniş, üstü ise dar olan bir kap. Bu da hangisine benziyor arkadaşlar? Bakın Denizli'ye baktığımız zaman bunun gibi bir kap olabilir. İlla ki
Böyle dairesel olmasına gerek yok. Sadece tabanı geniş, üstü dar olan bir kap olabilir arkadaşlar. O yüzden denizli olabilir diyoruz. Geçelim. 8. Aşağıdaki tabloda belli bir işi yapan kişi sayısı ile buna bağlı olarak işin bitirilme süresi göstermektedir. Kişi sayısı x bağımsız değişkeni ile gösterilirse işin bitirme süresi saat cinsinden gösteren fonksiyon aşağıdan hangisi olur? Şimdi arkadaşlar, ilk baktığımız zaman iki kişi işi 12 saatte bitiriyormuş. Yani 2'ye 12. Sonra 4'e 6. Sonra 8 kişi de işi 3 saatte bitiriyormuş. Şimdi bu soruda arkadaşlar hangisi olabilir dediği için şıkları deneyerek gitmemiz lazım. X yerine bunu verdiğim zaman sonucun ikinci kısım çıkması lazım. Bu yüzden de arkadaşlar hemen şöyle bize basit gelen şıklardan başlayalım. Mesela A şıkkını deneyelim. X'e 2 verince 12 oluyor. Evet. Peki 4 verince 6 oluyor mu? Olmuyor. O yüzden bunu eledik. E şıkkına bakalım hemen. X'e 2 verince fx ne oluyor? 12. 24 bölü 2 12. Evet, bunu sağladı. 4 verince peki ne oluyor x'e? X'e 4 verirsek 24 bölü 4'ten 6 oluyor. Evet, bakın bu da sağlandı. Peki 8 verirsek de 3 oluyor mu? X'e 8 yazarsak 24 bölü 8'den 3 olduğu için evet arkadaşlar bunu da sağladı. O yüzden E şıkkı olabilir. O zaman diğerlerine bakmamıza gerek kalmadı. Devam edelim. A oto kiralama firması kiralanacak bir araç için sabit 200 TL ve her bir kilometre için 20 kuruş almaktadır. Yani biraz görselleştirelim. 200 TL sabit alıyormuş artı her kilometre içinde 20 kuruş alıyor. 20 çarpı x diyelim. Ama arkadaşlar bunu da kuruşa çevirelim. 2 sıfır atarak bunu kuruşa çevirelim. Evet. A firması arkadaşlar bu kadar para alacak toplamda. B oto kiralama firması ise kiralanacak bir araç için sabit 140 TL ve her bir kilometre için 25 kuruş almaktadır. B'yi de şuraya yazalım. Bu da arkadaşlar 140 TL alıyormuş. Yani 2 sıfır atalım kuruş olsun. 14.000 kuruş artı kilometre başına da 25 kuruş alıyormuş. O zaman buna da 25x diyelim. Buna göre kiralanan birer araçla kaç kilometre yol gidilirse iki firmaya da ödenecek ücret birbirine eşit olur. Evet, işte arkadaşlar bizden istediği şu denklemdeki x kaç kilometre yol gidilir. Şimdi 20x'i karşıya atalım. Diğer tarafta 25x var. 5x oldu. 14.000'i de bu tarafa alırsak 20.000'den 14.000'i çıkarsak arkadaşlar 6.000 olur. Burada da her tarafı 5'e bölersek arkadaşlar x'i kaç buluyoruz? 1200 mü? Evet, 1200 cevap. Basit bir soruymuş. Devam edelim. Şekildeki grafik piyasaya yeni sürülen bir ürünün zamana göre satış miktarındaki değişimi göstermektedir. Evet. 7 günde arkadaşlar 20 bin satılmış. 15 günde de 92 bin adet satılmış. Buna göre 7. ve 15. günler arasında bu ürünün ortalama satış miktarı kaç bindir? Şimdi arkadaşlar ortalama satış miktarı yani ortalama değişim hızını soruyor. Nerede ki? 7 ve 15. 7. ve 15. günler arasındaki. Bunun arkadaşlar aslında 7 ve 15'ten geçen doğrunun yani bu noktalardan geçen doğrunun eğimini soruyor. Bunu da arkadaşlar biz bu sene değişim hızı olarak gördük. Bunun formülü yapalım isterseniz. Neydi bunun formülü? Yani bu aralıktaki değişim hızı arkadaşlar F15 eksi F7 bölü 15 eksi 7. Aslında bu bulduğumuz dediğim gibi şu kırmızı doğrunun eğimidir. Bakın eğim neydi? Burada bir üçgen oluşturursak şu karşısı bölü komşusu. Zaten bakın bölü aşağıdan yazdık 15 eksi 7. Burası 15 eksi 7'dir. Karşısı arkadaşlar F15 eksi F7'dir. Yani 92 eksi 20'dir. Evet F15 92 F7'de arkadaşlar 20 bölü 15 eksi 7. Bu işlemi de yaparsak 92'den 20 çıkarırsak 72
15'ten de 7 çıkarırsak 8. Ve bu da ne yapar arkadaşlar? 9 yapar. Demek ki bu doğrunun eğimi 9'muş. Devam edelim. Şekildeki grafik bir otoparkta alınan ücretin zamana göre değişimini göstermektedir. Buna göre bu otoparkta aracını 200 dakika, 300 dakika ve 520 dakika park eden 3 müşterinin toplam ödeyeceği ücret ne olur? Evet, yine basit bir soru arkadaşlar. Bunları zaman saat olarak verildiği için saate çevirmeye çalışalım. 200 dakika arkadaşlar 60'a bölersek ne olur? 180 artı 20 olduğu için 3 saat 20 dakika olarak yazalım. 300 dakikayı direkt 60'a bölündüğü için ne oluyor arkadaşlar? 5 saat oluyor. Ve 520'yi de 60'a bölersek ne olur? 8 olsa 6 kere 8 48. 480 artı 40 desek o yüzden 8 saat ve 40 dakika mı? Evet. Şimdi biz bu zaman dilimlerinin nereye geldiğine bakalım. Şimdi ilk adam 3 saat 20 dakika kalıyor. Arkadaşlar 3 nerede? Şurada. Yani 4 saat olmamış. O zaman bu adamın ödeyeceği fiyat nedir arkadaşlar? Şuraya denk geldiği için bu adamın ödeyeceği fiyat 15 TL'dir. İkinci adam 5 saat kalmış. 5 saat nerede arkadaşlar? 4'te 5'in 4'te 6'nın arasında olduğu için. Bu adamın vereceği ücret de arkadaşlar nedir? 20 TL'dir. Ve son olarak 8 saat 40 dakika kalan araçta şu aralığa denk geldiği için bu da ne kadar fiyat veriyormuş? 30 TL. 3 müşterinin toplam ödeyeceği ücret. Evet, bunları da toplarsak 30, 50, 65 TL buluruz. Evet, son sorumuza geldiğimiz zaman ağırlık merkezi G ve bir kenar uzunluğu 6 birim olan eşkenar üçgen biçimindeki şekilde verilen levhanın A köşesinden kenarlar boyunca hareket eden bir karıncanın X birim yol aldığı anda G noktasına olan uzaklığı. Evet, burada bir karınca varmış arkadaşlar ve kenarlar boyunca hareket ediyormuş. X birim yol aldığı anda G noktasına olan uzaklığı birim cinsinden f fonksiyonu ile gösteriliyor. Buna göre 1, 2, 3 öncülerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgen demiş, bir kenarın uzunluğunu vermiş 6. Ve G'nin ağırlık noktası, ağırlık merkezi olduğu söylenmiş. Şimdi buradan arkadaşlar bir yükseklik çekersek, eşkenar üçgende biliyorsunuz yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Aynı zamanda da açı ortaydır. 30, 30 diye böler. Burayı da 3, 3 diye böler. Peki, A ve G'yi de birleştirelim. A ve G'yi de birleştirirsek arkadaşlar, buraya da yine 30, 30 diye ayrılır. Buraya da 60 kaldı. Bakın bir 30-60-90 üçgeni oluştu. Nereyi biliyoruz peki? 60 derecenin karşısını biliyoruz. 3'müş. O zaman 30 derecenin karşısı nedir? Bunun köküçe bölünmüş halidir. Bunu da köküçle genişletirsek 3 köküç bölü köküç, pardon, 3 3'ler gitti. Köküç oldu. Neresi arkadaşlar bu? 30'un karşısı. Yani şu uzunluk köküç olur. Şu uzunluk köküç olur. Peki 30'un karşısı kök 3'se 90'ın karşısı yani şu uzunluk AG ne olur arkadaşlar? 2 kök 3 olur. Evet. Bakın o zaman verdiği fonksiyon neydi? Karıncanın ağırlık merkezi olan uzaklığı. O zaman başlangıçtaki uzaklığı nedir arkadaşlar bunun? 2 kök 3'tür değil mi? O zaman F0 eşittir 2 kök 3 diyebiliriz. Peki. Şimdi karınca bu tarafa doğru geldiği zaman arkadaşlar uzaklık ne olur? Hipotenüs küçüldüğü için. Yani en kısa arkadaşlar şurası oluyor. Değil mi? O zaman minimum değeri köküçtür dediği o zaman ilk adımdaki doğrudur. Bakın karınca buraya geldiği zaman minimum değeri olur. Biraz daha devam ettiği zaman
Uzaklık ne olmuş oluyor? Tekrar artmış oluyor. Peki nereye kadar artıyor arkadaşlar? 2 kök 3'e kadar. Devam ettiği zaman tekrar bu 2 kök 3 azalacak. O zaman maksimum değeri de 2 kök 3'tür. Bu da doğru. Ve bizden bir de üçüncüye bakalım. F12 2 kök 3'tür diyor. Bakalım arkadaşlar 12 şimdi nereye denk geliyor? 6, 12. Yani ister bu taraftan gitsin, ister diğer taraftan gitsin. 12. Yani bir alttan gittiğini düşünelim. Alttan gittiği zaman arkadaşlar 12 şuraya denk geliyor. Yani 6 buradan, 6 da buradan 12 oldu. O zaman F12'deki uzaklık ne olmuş oldu arkadaşlar? Yine bu uzaklıkta 2 kök 3 olduğu için F12'de 2 kök 3'tür. Bu da doğru olur. Cevabımız Edirne. Evet, bugünlük de testimiz bitti. Hepinize kolay gelsin.